Bu arada mesela sizin parlattıklarınız arasında işte Mustafa Sandal, Nez, işte Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, onlarca star, işte birçok isim var. Hande Yener'ler vesaire. Fakat Nez mesela o ünü koruyamadı. Neden sizce? Nez şimdi şöyle. Nez'i ben bir kulüpte oryantal yapıp araya İngilizce kelimeler söylüyordu. Şarkıcı falan değildi. Sonra aldık onu, ben şarkıcı yaptım. Rafaella Cara'nın zamanında Ajda Pekkan'ın okuduğu Sakın Ha şarkısını yaptırdık. Klip yaptık falan, şov yaptırdık. Bir kapalı gişe. Her ay 50 işe gidiyor 30 günde. Düğünler, ekstralar, para basıyor. Sonra bir gün televolojiler beni aradı. Abi dediler, bu senin yere göğe koyamadığın Nez var ya. Davut Güloğlu'yla Tarabya'da halay çekip sarmaş dolaşlar. Ondan sonra çağırdım ikisini. Geldiler, biz aşığız. Dedim kızım bir sorun var, bu evli bu adam. Aa öyle mi, boşandı zannediyordum falan filan. Neyse dedim, ben sana artık hiçbir şey yapamayacağım. Çünkü sen testi kırıldı, büyü bozuldu dedim. Biz seni bir ulaşılamaz, hani don't touch only watch. Ondan sonra böyle bir hayal tasarımımız, o hayali bozdun şimdi dedim. Ondan sonra o yıllarda TMSF ile çalışıyorduk. Kontratını dedim TMSF'ye, biz artık para kazanamayız bu arkadaşımızdan, büyü bozuldu. Kontratını satışa çıkarttı TMSF. Kimse de almadı, kendi almak zorunda kaldı. Ondan sonra açıklama yaptı. Dedi ki Erol Köse beni erotik lanse etti dedi. Ya kardeşim dedim, sen oryantaldin, sana para yapıştırıyorlardı. Ben ne yapmış olabilirim sana dedim. Neyse onunla da bir gerildik falan filan, sonra barıştık. Onunla da mı barıştınız? İyi bir kızdır, severim. Ama o kazandığı popülariteyi kendi elleriyle yok etti. Şimdi çabaladılar tabii. Benden sonra bir sürü single yaptılar falan. Olmadı, olmuyor şimdi. Evet, çünkü evet. Bu benle de alakası yok. O simyayı bozmuşlardı. Anladım. O karizma çizilince olmuyor bir kere. Kısa bir ara, tabii sonra buradayız.